Tarım Analizi'ne hoş geldiniz. Ben İrfan Donat. Yılbaşından bu yana tarım sektörü oldukça hareketli günler geçiriyor. Biliyorsunuz kırmızı eti konuşuyoruz, çiğ süt fiyatlarını konuşuyoruz, gıda enflasyonunu konuşuyoruz. Ama konuşmadığımız ve birçok insanın merak ettiği, hatta Türkiye'de 400 bin aileyi temelde takip ettiği bir konu var ki o da fındık. Fındık fiyatları son dönemde tekrar gündemde. 9 liralara düşmüş olması nedeniyle üreticiler biraz bu konuda dertli. Ve fındık piyasasında neler oluyor? Biz de bu konuyu biraz gündeme getirmek istedik. Fisko Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar bizimle birlikte. Siz de merak ettiğiniz sorular varsa Twitter üzerinden @bloomberg_ht adresine sorularınızı, yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi milli bir üründen bahsediyoruz. Kesinlikle. Dünyadaki üretimin %70'ini yapıyoruz. Öyle. Gerçekten kaliteli bir ürün, sağlıklı bir ürün. Ama geçtiğimiz yıllarda da benzer sorunlar vardı. Bu yıl da öyle. İşte sezon 11 lira civarlarında açıldı sezon başında. Sonra randıman farkıyla 14-15 liraları buldu. Ve şu anda 9 liralara gerilemiş bir fındık fiyatı piyasasından bahsediyoruz. Neler oluyor fındık piyasasında? Oradan bir başlayalım isterseniz. Aslında bu söylediğiniz fındık tarihi 70 yılı baz alalım. 70 yıldan bu yana her dönem söz konusu cümleler. Buradan özetle şunu söylemek lazım. Demek ki böyle bir ürünü yönetemiyoruz. Türkiye olarak. Sektörün tüm aktörleri olarak. Önce onu söyleyeyim. Bir kere yani 2009'dan bu yana bir hükümet model değişikliğine gitti. Planlama değişikliğine gitti ve müdahale alımından vazgeçti. Serbest piyasa adı altında doğrudan destek verecek üretici belli bir dönem. Ve onun sonunda da piyasaya düzenleyecek ve serbest piyasa adı altında ürünün fiyatını piyasa belirleyecek. Ama fındık aslında mesele böyle değil. Bir, fındık gibi bir ürün serbest piyasa şartları olsa bile o piyasaya bırakılabilir mi? Bırakılamaz. Belki birazdan konuşuruz. İki, Türkiye'de serbest piyasa şartları var mı? Kesinlikle yok. Üç, aslında serbest piyasa adı altında belki hükümet kendi kontrolündeki bu ürünü aldı. İşte dünyadaki birkaç tekelin maalesef eline bıraktı. 2009'dan bu yana böyle de niye bu yıl daha fazla konuşuyor bu mesele? 2009'dan bu yana fındık ürünü olmadı. Tarım ürünü olduğu için bir yıl oluyor, bir yıl olmuyor. İki yıl oluyor, üç yıl olmuyor. Arz düşük olunca aynen böyle. Fiyat otomatikman yukarı çıkıyor. 2009'dan bu yana aslında devlet, hükümet her yıl 8 trilyon üreticiye destek verdi. Bununla ilgili planlama yaptı. Planlamanın sonunda belli hedeflere ulaşması gerekiyordu. Bu planlamanın sonunda harcama yapıldı ama hedeflere ulaşılamadı. Dolayısıyla vatandaş da fark edemedi. Niye? Fındık az olduğu için fiyatta bir sıkıntı yaşamıyor idi. Bu sene, geçen sene fındık 17-21 arasında bir rakamı buldu. Bu sene beklenti, üreticinin bütün üreticinin beklentisi 15 bin civarındaydı. Olabilir miydi? Kesinlikle olabilirdi. Bugünkü rekor şartlarında. Ama az önce de söyledim. Devlet kendi kontrolündeki bu ciddi ürün, Türkiye için çok önemli bir ürün. %30 toplam tarım ihracı içindeki payı fındığın ya. Hani öyle herhangi bir, yani ne olursa olsun diyeceğiniz bir ürün değil ya. Ama işte kendi kontrolünden başka bir kontrol bırakınca o kontrol sahipleri yüksek fiyattan birilerine verdiler. Şimdi düşük fiyattan üreticiden almak istiyor yani. Peki 2009'da niye böyle bir müdahaleden el çekti devlet? Yani daha doğrusu niye 2009'da böyle bir karar alındı, öyle sorayım. Aslında yani o dönemde bir sıkıntı mı vardı? Rekor da çoktu o dönemde. Aslında temel sorun şu, devlet adı 2009 yılına kadar müdahale alımı yaptı diyoruz ama aslında devlet müdahale alımının şartlarına uymadı. Uymuyor. Kamuoyuna da şöyle bir algı yaratılıyor. Müdahale alımı olmasına rağmen aslında piyasayı biz dengeleyemiyoruz, regüle edemiyoruz gibi bir algı yaratılıyor. Aslında öyle değil yani. Müdahale alımının amacı şudur. Ürün çok olduğu zaman sanayiciye şu mesajı verir devlet, hükümet, yetkililer. Biz ürün çok ama siz eğer bu ürün çokluğu sebebiyle sonuçta 3-5 tane güçlü sermaye sahibi ve milyonlarca üretici karşısında. Dolayısıyla zayıf bir üretici. Demek şunu der sanayiciye. Eğer ürün çokluğu sebebiyle siz ürünün fiyatını çok düşürürseniz ben devreye girerim, fındığı alırım ve stoklarım. Siz yarın sanayinizde taahhütlerini dile getiremeyecek şekilde ürün, getirecek şekilde ürün bulamazsınız. Mesajı verir ki, o mesaj şu anlama gelir. Sanayici bilir ki, ya biz eğer makulun altına inersek devlet meseleye müdahale eder, fındığı alır ve biz taahhütlerimizi yerine getiremeyiz. Ama 2009 yılına kadar aslında bu şartla uyulmamış yani. Örnek mesela 2008 yılında TMO müdahale alımı yapıyor ve piyasaya giriyor. Müdahale alımı şartları. Ürün çok. Piyasada o gün fındık 2500 lira. TMO 4500, 5000. Hakikaten ciddi bir yani bedel ödüyor devlet. Ama şunu yapıyor sezona giderken. Ey üretici, ey sanayici, şunu bilin. Ben piyasaya gidiyorum ama
orman ve iki bir arazisine yetişen fındığı almayacağım. Bu fındık muhatabı biz değiliz. Bu şu anlama geliyor. Aslında ne demesi lazım? Bütün fındığa talimim demesi lazım. Müdahale alımı ve mesaj verebilmesi için. Ama ben orman ve ekibi arasında fındığı almayacağım deyince şu anlama geliyor. Ey sanayici, ey bu işle ilgilenen arkadaşlarım, ey dostlar, ey kimse onlar. Siz ben fındığı 5'ten alıyordum ama bakın orman ve ekibi arasının toplam, oluşan fındığın toplam rekortası 250 bin ton. Ben piyasada 250 bin ton fındığın muhatabı değilim. Siz onu ister 1'den alın, ister 2'den alın. Böyle bir algıyla piyasaya girince doğal olarak piyasayı yükseltebilmeniz, sanayiciye mesaj vermeniz mümkün değildi. Bu kötü algı üzerinden o sene fındık müdahale alımına rağmen çok ciddi alım yaptı TMO. Ama demin de söyledim, müdahale alımı değil. Adı müdahale alımı, aslında sadece alım yaptı. Niye? Hem bu mesajı veremedi sanayici, hem de yani yılbaşından sonra istediğiniz şartlarda fındık verebilirim mesajı verdi sanayiciye. Dolayısıyla piyasa yükselmeyince sektörün aktörleri yıllardan beri şu şeyi konuşuyorlar. Fındık fiyatlarını serbest piyasa belirlemeli. O süreçte hükümete baskı yapıldı. Siyaseten bilemiyorum artık. Lobiler oluşturuldu belki. Yani müdahale alımı bu işin çözümü değil. Müdahale alımı sebebiyle devlet bir kısım zararı oluyor. İşte sanayiciler yurt dışına fındığı satamıyor gibi algı oluşturarak başka bir yönteme geçmek istediler. O yöntemin de adı az önce söyledim. Yani kısa geçmek anlamında kısa vermeye çalışıyorum. Hı hı. Yani işte ilgililer oturdu. Bakanlar oturdu. Biz müdahale alımından vazgeçiyoruz. 3 yıllık bir program yaptık. Bu 3 yıllık programda yaklaşık 4 kat milyon para harcayacağız. Ama fındıkta geçmişten bugüne varsayılan problemlerin tamamını çözeceğiz dediler ya. Ama biz biliyoruz ki, demin de söyledim, Türkiye'de serbest piyasa şartları yok. Sadece adı var. Fındık gibi bir ürün, dünyada tekil olduğunuz bir ürün, dünyada herhangi bir ülkede bu değerde bir ürünün bu şartlara bırakıldığı yok. Bizde olmadığı halde bırakılmış bu. Bırakılamaz. Kaldı ki 3 yıl sonra çok ciddi harcama yapıldı, denendi, görüldü. Yaklaşık 3,5-4 katlon para harcamasına rağmen varsayılan problemlerin çözümüyle ilgili en ufak bir mesafe alınamadı. Dolayısıyla hani evet bir sistemden vazgeçildi belki ama diğer sisteme geçiş hani yağmurdan kaçarken doluya tutulmak gibi oldu. Yani örnek veriyorum mesela böyle bir strateji değişikliğine gidiliyor. Türkiye'de bu işin ana taşıyıcısı kim yıllarca? Öyle veya böyle fisko birlik. Hı hı. O günkü şartlarda durumu buna müsait olmayabilir ama sonuçta bir hafızası var. Yani 70 yıllık hafızası var. Ben fisko birlik başkanıyım. Bu konu bana sormadı mesela. İlginç. Yani fındıkla çok ciddi bir değişikliğe gidiliyor. Devrim denen bir değişikliğe gidiliyor ama benim haberim yok. Sektörün en önemli oyuncusunu. Aynen, haberim yok. İlginç. Başka bir şey daha şunu söylemek istedim siz sormadan önce. Yani cümleme ek olarak. Bakın serbest piyasa adı altında fındık bırakıldı ya serbest piyasaya. Serbest piyasa ne demekti serbest piyasa? Bu işe devlet hiç karışmayacak. Fiyat arz ve talebe göre piyasada oluşacak. Fiyat dengelenecek. Ama bunu ısrarla söyleyen ve bunu bir şekilde o süreçte siyasetçilere kabul ettiren sektörün diğer aktörleri Allah'ın sopası var ya. 2009'da strateji yürürlüğe girdi. 2010, 2011, 2012'de fındık olmadı Türkiye'de. Ve bu arkadaşlarımızın tamamı, samimiyete sorgulama anlamına söylüyorum. Bu arkadaşlarımızın tamamı o gün TMO'nun stokanında fındık vardı. Tarım Bakanlığı ve TMO'nun kapısına sıraya girdiler. Ne olur şu fındığı bize ver dediler ya. Bu ne demek? Ya piyasaya karışmak demek, anlatabildim mi ya? Ya burada şunu söylüyorum. Türkiye'de bu mesele doğru düz konuşulmuyor. Sektörün aktörleri kendi bulunduğu pozisyona göre o günlük çözüm önerisi alıyor ve maalesef çok ciddi bir ürün, çok değerli bir ürün, dünyada tek eliz. Bana göre pazarlar gibi sıkıntısı yok ama bir türlü istikrar yakalayamadık. Ben 8 yılda fiskobülük başkanıyım, ondan önce üreticiyim. Bildiğim bileli her sene fındıkla ilgili problem var. Bu kadar değerli üründe problem sürekli var ise demek ki sektörün temsilcileri bize, bunun için bize katın. Demek ki bu işi yapamıyoruz. Burada bir fındık politikalarında bir oturmamış, evet, bir sorun olduğu doğru. Kesin. Peki yine bugüne dönersek, fındıkta müdahale alımı, TİZOP ziraat odaları gündeme getiriyor. İşte TMO el atsın olayı diyor, fisko birlik devreye girsin deniliyor. Bugün müdahale alımı gerekli mi sizce? Aslında, ya da ne işe yarar alınırsa böyle bir müdahale alımı olursa? Aslında müdahale alımı yanlış mecra tartışılıyor. Sadece müdahale alımı meselesi fındık fiyatıyla ilgili tartışılıyor. Bu aslında işin gönlen yüzü. Müdahale alımının başka bir önemli yanı var ya. Biz dünyada fındıkla ilgili tek eliz. Yani dünya üretiminin %70'ini biz karşılıyoruz. Dolayısıyla bu bizim ana taşıyıcı ürünümüz bizimle ilgili ya. Biz ne yapacağız bunu? Satacağız yurt dışına ya. Ne yapmamız lazım bu ürünün yatırılması için? Yani fiyatla ilgili piyasadaki bulunabilirlikle ilgili bir istikrarlı bir politikamız olması lazım ya.
Yani dünya piyasalarının Türkiye'nin yönlendirebilir olması lazım bu anlamda. Fiyatla ilgili, bulunabilirlikle ilgili vesaire. Bunun için ne yapması lazım? Mutlaka bir miktar stok taşıması lazım. Mutlaka. Geçmişte bunu olmaz diyen sanayideki arkadaşların büyük bir kısmı da ikili görüşmesi artık bu noktaya geldiler. Mutlaka olması lazım. Niye olması lazım? Siz eğer stok taşımazsanız dünyadaki piyasada kontrol etme şansınız yok. Fiyat yapıcı siz olacaksınız. Yani o ürüne yatırımı siz yönleneceksiniz. Niye? Sizin ana ürününüz çünkü. Diğerlerinin bizden sonra bakın çok önemli bir şeydir. Bizde ortalama 600 bin ton civarında fındık yıldır. Bizden sonra ikinci ülke İtalya'da 100 bin ton ya. Dolayısıyla bizim, o yüzden müdahale alın mı mutlaka? Ya Türk fındığının dünya piyasasındaki geleceği için, istikrarlı bir fiyat politikası için mutlaka müdahale alınma olmalı. Tabii bunun şuna da katkısı olacak, onu söyleyeyim. Yani az önce söyledik. Ya üretici çok çeşitli, çok küçük ve zayıf. Dağınık yapıda. Tabii ana sermaye, yani ana alacağı tarafından, yani büyük sermaye karşısında. Dolayısıyla müdahale alınma aynı zamanda bu sene yaşadığımız bu dalgalanmanın da önüne geçecek yani. Peki öyle bir mutlaka olmalı. Müdahale alımında üreticinin beklentisine yönde, yani ne kadarlık bir artıştan bahsedebiliriz ya da beklenti var mı öyle bir rakam olarak? Bu sene ilgili aslında şey şu, bu sene bütün üreticilerimiz 15 bin rakamlarına kendini ayarlamıştı. Yani 15 fındık 15 olur yaklaşımındaydı. Tabi buna şöyle cevap veriyor sektörün aktörleri. Serbest piyasada fındık arz ve talebe göre belirlenir. Ya 8 yıldır fiskobiliğin başkanıyım ben. Yaklaşık 30 yıldır üreticiyim. Bu piyasayı az çok biliyorum. Evet bu sene fiyat eğer piyasayla oynanmamış olsaydı, eğer piyasa birilerinin elinde olmamış olsaydı kesinlikle 14-15 olurdu ya. Beklentisi 15'tir üreticinin. Peki bunda belki bir işte 50 bin ton, 100 bin ton rakamları konuşuyor müdahalemde. Böyle bir şey olmazsa, mevcut halde bırakılırsa bu ne anlama geliyor üretici açısından? Yani 9 liralarda devam ederse üretici bu konuda maliyetlerini karşılamıyor, mağdur olur ve önümüzdeki seneler için bu işten küser, kopar gibi bir risk var mı? Bu riske tabii, bu riske yani kesinlikle var ama asıl mesele şu aslında, yani müdahale alımı sadece bu yıl has bir durum değil. Hı hı. Eğer müdahale alımı gibi bir yöntem belirlenmezse, eğer bu konuda oturup demin söyledim, dünya piyasalarını kontrol etme anlamında bir stok taşınmaz ise eğer Türkiye tarafından, yani bugünleri 2 yıl üstte fındık çok olduğu zaman bugünleri çok ararız ya. Yani Türkiye'de hiçbir güç ya fındık bölgesindeki rahatsızlığın, huzursuzluğun gidemez ve bunun bedelini ödeyemez ya. Lütfü Bey, benim anlamadığım şey şu. Bir tüketici olarak en azından bakın. Yani ben tarımla ilgileniyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama sadece bir tüketici olarak bir ürün olacak ki çok kıymetli, değerli bir ürün, sağlıklı bir ürün ve %70'ini üreteceksiniz dünyada. Ama bu piyasaya siz hakim olmayacaksınız. Yani ben şimdi düşünüyorum, İsviçre eğer bugün fındık üretiminin %70'ini yapsaydı dünyada, karşılasaydı ya da bir Almanya, bir Hollanda. Orada üretici böyle sıkıntı yaşar mıydı? Çeker miydi sizce? Aslında yani konuşmanın başında söylemeye çalıştım. Çekmezdi. Zaten niye çektiğini tam söylüyorum ya. Tam tersine belki çok daha fazla. Biz yani böyle değerli bir ürünü yönetemiyoruz. Benim sözüm bu. Allah yani Türk milletine, Türkiye'ye fındık gibi bir nimet vermiş. Ama yönetemediğimiz için biz bunu külfet olarak algılıyoruz. Bak şunu düşünebiliyor musunuz? Her sezon başında kamuoyu ve sektör şöyle diyor. Bu sene don olur mu acaba ya? Bu sene fındık az olsa acaba? Yani bir yöneticinin fındığın azlığını beklemesi gibi bir pozisyonun doğru sağlıklı bir pozisyon olduğunu söyleyebilir miyiz ya? Kesinlikle bunu yönetemiyoruz. Ha yönetilmiyor, yönetilemiyor onu bilemem ama demin de söyledim. 8 yıllık ben bu kurumun başkanıyım. Çok ciddi süreçlerden geçiyoruz. Çok sıkıntılı süreçlerden geçtik. Öğrendiğim tek şey şudur. Fındığı Türkiye'yi yönetemiyor maalesef ya. Şimdi izleyicilerimizden de tweetler geliyor. Emre Güldür. Üreticiden 10 TL'ye alınan fındık piyasada nasıl 100 TL diyor? Şimdi kabuklusu 35-40 lira doğru. İç fındığa bakarsanız belki 65-70 TL buluyor. Orada da bir sıkıntı var. Gerçi bizim ürünümüz daha çok ihracat odaklı. İç tüketimde çok fazla fındığın payı yok ama o bile, orada bile ciddi bir fark oluyor. O nasıl oluşuyor? Yani 9 liraya satılan bir ürün nasıl kabuklusu tüketiciye 35 liraya satılıyor? Aslında şey şu, eğer bir fındık 10 liraya kabuklu satılıyorsa 30-35 liraya iç fındık satılabilmesi lazım ya. Ama şöyle bir mesele var ya, fiyat geçişleri çok seri olduğu için düşünün, siz 10 gün önce fındığı 14 almışsınız, 15 almışsınız, 10 gün sonra 10 almışsınız ya. Siz aslında o piyasaya sürdüğünüz ürün 15'lik ürün, anlatabildim mi? O yüzden piyasada da ürünle ilgili dalgalanma oluyor. Yok, ayrıca bunun şeyi de oluyor. Hani tabirimi hoş görün, simsarlar da oluyor. Bu fiyat dalgalanması sebebiyle ya. Herkes neyi tutturabiliyorsa ona satmaya çalışıyor. Bunun aslında kontrol altına alınması lazım. Ama tekrar söylüyorum. Bunun için maalesef Türkiye'de
hani bu hep çok konuşulan bir söz ama bir üst akıl mı deniyor, bir üst kurul mu deniyor, ne denirse artık bilemiyorum ama fındıkla ilgili sektörün tüm aktörlerinin bir araya geleceği bir yapının oluşturulması lazım. Bakın doğrudan destekle ilgili model az önce size konuştum. 2009'dan bu yana uygulanıyor ve yaklaşık 5 katrilyon yakın ödeme yaptı hükümet. Hazineden bu kadar para çıktı. Ve aslında çıkarken temel sebep şuydu, fındıkla ilgili varsayılan, geçmişten bugüne konuşulan bütün problemler bu stratejiyle, bu plan ve programla bu harcama karşılığında çözülecekti ya. Şimdi kimse şunu tartışmıyor. Yani ben üreticiye para vermesin demiyorum. Yani devlet eğer karşılıksız fındıkçıya para verecekse amen da yani. Ama bir plan program daha hani vermek istiyor ise eğer ki öyle diyor. O plan ve programında bir süre var ve bir harcama var. O harcama yapılmış, süre bitmiş eğer, o meseleye yanaşılmamışsa eğer bunun sorgulaması lazım. Ama maalesef bizde Türkiye'de günübirlik çözümler, günübirlik yaklaşım önemli. Bakın bütün siyasi partiler, bütün sivil toplum örgütleri, psikolog dışında herkes sadece sezon başında doğrudan destek devam etsin dedi. Bakın 2015 yılında doğrudan destek devam ediyor, etti. 800 milyon para ödeyecek ama fındıkla ilgili mesele hala devam ediyor. Problem devam ediyor. Niye? Bu kadar parayı aslında doğru yöntemle harcamıyoruz ya. Bu paranın yarısı harcansa, yani fındıkla ilgili geçmişten bugüne saydığınız bütün problemler aslında çözülebilir. Şunu çok net söyleyeyim. Yani hep konuşuyoruz ya, aslında fındıkla ilgili problemlerin çözümü çok zor değil. Nedir mesela? Ama madde madde tık 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 bugün adım atsak neler atılması gerekiyor? Tabii net. Bir kere kesinlikle böyle bir yönde dünyaya tekerseniz mutlaka stok taşıyacaksınız ya. Devlet, hükümet veya ona görevlendirilen herhangi bir kuruluş veya güçlendirilmiş bir çiftçi kuruluşu. Mutlaka fındık alacak piyasadan ya. Mutlaka alacak ya. Temel mesele bu. İki, siz dalgalanmanın önüne geçeceksiniz ya. Ya örnek veriyorum. Tabii ki bu bir tarım ürünüdür ama ana taşıyıcı biziz. Ana üretici biziz ya. Ya diyelim ki fındık az oldu. Fındık az olduğu zaman fındık olacak 30 lira. Çok olduğu zaman olacak 5 lira. Bunun mutlaka önüne geçilmesi lazım. Hem dünya piyasası tarafından kabul edilebilir hem de üreticimizi koruyacak bir makul tipo olması lazım fındık fiyatı. Alt üst limiti anlatabildim. Bunu sağlayabilir mi? Bu müdahale alımı ama doğru müdahale alımı yöntemiyle. Bak ısrarla söylüyorum. Bugüne kadar müdahale alımı diye yapılan alımların hiçbiri müdahale alımı değildi ya. Doğru bir müdahale yöntemi bu olabilir ya. İki şey çok şeydir ya. Bir, müdahale alımı yöntemiyle bir miktar stok taşıyacak Türkiye, mecburen taşıyacak, taşımak zorunda. Kendi üreticisini ve... Bunun altyapısı da var mı? Var, kesinlikle. Şunu net söyleyeyim, hani konudan konuya geçiyoruz. Fisko birlik eğer bir müdahale alımı görevi verecekse, fisko birlik 70 yıllık dönemde hazır olmadığı kadar hazır bu meseleye. Ama siz, ben şahsen kendim için söylüyorum, kurum başkanı olarak, müdahale alımı ile ilgili meselede eğer geçici bir süre olacaksa, anlık olacaksa buna taraftar mısınız? Değilim. Niye? Çünkü bana diyor ki hükümet, biz doğrudan destek adı altında üreticimizi koruyoruz. Senin görevin kooperatifçilik yapmak ve piyasada rekabet edebilir bir yapı oluşturmak ya. Biz yaklaşık 3-4 yıldan bu yana piyasada rekabet edebilir, yani fındığı alıp işleyip satabilir. Bir miktar hani kendini toparlayabilir bir kurum haline geldik. Tekrar geçici bir süre, anlık tekrar gerisi dön, bir kamu kurumu gibi ol. Dolayısıyla ona göre yapılan 6 ay sonra ne olacak? Tekrar ben son 3-4 yıldan beri hem işçi anlamında hem çalışan anlamında hem iç yapı anlamında hem yani yatırımlar anlamında ciddi bir mücadeleden geçtik. Bir noktaya geldik. Şimdi tekrar geri dön bir daha. Ya bir yere iki gitmek gibi bir pozisyona ben şahsen sıcak bakmıyorum. Ama net söylüyorum, müdahale alımı mutlaka olmalı. Bunu en doğru yapacak kurum geçmiş tecrübesi ve yapılması bile fisko birliktir. Ama fisko birlik illa yapsın gibi bir kaygı şey talep içine değilim. Tabii eğer bu işi, çok üzülürüm, bu işi fisko birlik yapsın deyince akla şu geliyor. Kendileri için iş çıkacak, o yüzden bunu söylüyorlar diyor. Dolayısıyla bizim böyle bir talebimiz yok ya. Ama mutlaka müdahale alım olmalı ya. O noktada izleyicimizden Tunç Kar, Türkiye'de fındık piyasası fisko birlik harici büyük aktörlerin adları nerede diyor. Yani aslında böyle bir çok fazla sayıda yok. Bir de siz biraz önce konuşmanızın başında biraz tekelleşmeden bahsettiniz. O yüzden aktörler aslında biraz piyasada yön veren yurt dışı kaynaklı gibi geliyor. Böyle bir aslında ben bunu hep söyledim ya. Türkiye'de hani isim vermek çok şık olmaz. Ama herkes biliyor. Tabii herkes biliyor. Ama ben şunu söylemek istedim. Bugün Türkiye'de en ciddi ihracatı yapan şahıs kim? Diyelim ki A şahsı. A şahsının bağlantı olduğu filanca yurt dışı kaynak. Dese ki ya ben sizinle çalışmıyorum, vazgeçtim. Seneye İrfan Bey'le çalışacağım. Siz fındıkçı mısınız, değilsiniz. Sektörde iş transfer mi yok? Ama dese ki İrfan Bey'le çalışacağım. 3 sene sonra İrfan Bey Türkiye'nin en ciddi ihracatçısı olur ya. Bu kadar tekel. Anlatabildim ya fındık meselesi ya. Hani serbest piyasa adı altında fındık serbest piyasaya kalsın diyenler aslında bir kısım bilerek bir kısım bilmeyerek aslında yani resmi
belki de bu ülkenin yerli, milli değerlerinin kontrolünden fındığı alıyor, aslında başka bir sermayenin kontrolüne veriyor ve maalesef o sermaye dış kaynaklıyor. Peki geçtiğimiz haftalarda TİZOP'un bir açıklaması vardı. Eğer bu da bir düzelme, müdahale olmazsa rekabet kuruluna konuyu taşımayı düşünüyoruz gibi, oradan bir sonuç çıkar mı? Ben bugüne kadar sonuç çıktığını görmedim. Önce onu söyleyeyim ya. Ama şunu çok net söylüyorum. Bu sene fındık 14-15 olur mu? Olur. Kalır mıydı? Kalırdı. Zaten söylüyorum yani, fındığı yüksek fiyattan sattığı bir kısım arkadaşlarımız şimdi aşağı toplamaya çalışıyor yani. İhracatçı tarafından bakarsak, hani ihracatçı da işte bu fiyatların, yani tabii onlar kendilerine göre serbest piyasa koşulları diyor ve fiyatlar böyle belirleniyor. Üretici de şu anda bu fiyatlarla idare edebilir diyor. Orada bir fiyatların artması, ihracatçıya negatif yansıması söz konusu olabilir. Çünkü %70'lik aslında bir üretimden bahsediyoruz. Zaten piyasada ana oyuncuyuz. Türkiye olarak söylüyorum. Aslında burada şunu söylemek lazım. Geçen yıl fındık 21 liraydı. Hı hı. Ve 21 lira ne zaman oldu? Mart'tan sonra oldu 21 lira. Öyle bahsedelim. Don vurdu. Şunu söylüyorum ya. Geçen yılın ürününü hani zayıf üretici zaten eline çıkarmıştı. Stoğun sanayicide olduğu zamandı. Hı hı. Fındık 21 liraydı ama kimse, hiç duydunuz mu piyasada? Ya 21 lira fiyat ama satamıyoruz, duydunuz mu ya? Yok. Piyasa sıkıntı olmadı demiyorum. Mutlaka oldu ama siz sanayicinizden bunu duydunuz mu? Duymadınız yani. Niye? Çünkü stok ellerindeydi. Demin de söylüyorum. Türkiye'de maalesef herkes kendi bulunduğu pozisyona göre çözüm üretiyor ve bunu yani siyasete dayatıyor. Kim üstesi gibi çıkıyorsa maalesef o haklı oluyor. Ama görüyoruz ki, demin de söyledim, 2009'da bir strateji yürürlüğe girdi. Yaklaşık 5 katrilyon para harcandı. Ama bugün yine bu konuyu konuşuyoruz. Bu konuyu konuşuyoruz. Bugün iyi günümüz. Eğer 2 sene üstü fındık olur da müdahale alımı olmazsa fındık fiyatlarına ne olacağı belli değil. Demin de söyledim. Karadeniz'de üretici kimin nasıl tutacağı da belli olmaz ya. Bir de yine tekrar ihracat tarafına ben takılıyorum. Şundan dolayı hani %70'ini üretiyoruz. Doğru. Ve geçen sezonki ihracatımız 2.8 milyar dolar bulmuş ki bu iyi bir rakam. Rekoltenin düşük, işte fiyat arttı. Ama son 20 yıla baktığımız zaman yanlış hatırlamıyorsam 25-26 milyar dolarlık bir toplam ihracattan başlıyoruz. 20 yılda yıllık ortalamaya böldüğümüz zaman da 1.3 milyar dolar yapıyor fındıktan gelen döviz. Yani bu kadar yüksek oranda üretimle bu kadar, bana bu rakam düşük geliyor şahsen. Bilmiyorum, katılıyor musunuz? Aslında bu yani işte son 20 yıllık ihraç fiyatını alırsın, aslında bunu görürsünüz ya. Bakın 2004'te don hadisesi oldu. O dönemde fiskobilik bir fiyat verdi. Fındık fiyatları o dönem bütün sektörün aktörleri fiskobilik yanlış yapıldı diye yaygara yaptı. Hala o yaygara devam ediyor. Fındık yıllık işte yani 300 dolar civarından 500, 600, 700'e çıktı. Sonra o don hadisesi 500'e bağladı meseleyi. Geçen yıl don hadisesinde gözüken o ki 900 bine bağlayacak. Aslında bu şunu gösteriyor. Geçmişten bugüne fındık fiyatları yüksek. Bu sebeple yurt dışında üretim alanları genişliyor. Bu sebeple fiyatların düşmesi lazım. Çok yüksek olmaması lazım diyen insanların tamamının söylediklerinin aslında bir hikayeden ibaret olduğunu gösteriyor. Tekrar söylüyorum. 2004'teki don hadisesine kadar 300-350 rakamları bile yüksek diyordu bütün sektör. Kıyamete koparıyor vardı. Ama don hadisesi bize bir şey gösterdi. Allah'ın yardımıdır. Aslında 500, 600, 700 rakamlar çok kabul edilebilir bir rakamlarmış ya. Bu geçen yılki don hadisesi de aslında 900 binli rakamların çok kabul edilebilir bir rakamlar olduğunu gösteriyor. Biz aslında kolaya kaçıyoruz. Demin de söyledim. Biz fındıkla ilgili yani piyasayı yönetebilir bir aktör olmak gibi bir pozisyonumuz varken başka sahiplerle maalesef bu aktörlüğü başkasına veriyoruz. Bir şey daha söylemek isterim. Müdahale alımı dönemiyle ilgili hep şunu konuştular ya. İşte maliyetleri yüksek, işte hazineye zarar veriyor vesaire. Bakın sonuç itibariyle fiskobirlik 64'ten 2021 yılına kadar müdahale alımı yapmış. Toplam görev zararı 1.7 katrilyon. Kamu kurumu pozisyonunda o zaman. Sadece şu son 4-5 yılda verdiğiniz para 5 katrilyon üretici ya. Ciddi bir rakam. Ve bir karşılığı yok. Hani tabii üretici memnun oluyor ayı dava ama sonuçta fındıkla ilgili bahsedilen problemlerin çözümüne bir katkısı da yok. Yani. Aslında sizin bahsettiğiniz olay fındık özelinden öte genelde tarımda verilen desteklerle ilgili bir sıkıntı. Çünkü etki analizi yapılmıyor. Yani destekler veriliyor, rakamlar belki kulağa hoş geliyor. Çok ciddi rakamlar veriliyor belki ama nereye gidiyor, böyle. Ne kadarlık bir dönüşü var bu maalesef. Fındıkla ilgili çok net yapılıyor. Söylüyorum. Yani 2009'da o gün de söylemiştim ben bunu. Her basın, ya her yıl doğrudan destek devam etsin. Bu yani eski sisteme de, yani müdahale alımı yapılmasının dendiği süreçte ben her yıl basın toplantısı yaparım psikobirlikte ve şunu söylerim ya. Bu doğrudan destekle ilgili yöntemin harcanan para ve karşılığı analiz edilmeden devam etsin diyenler bilerek veya bilmeyerek Türk çiftçisine, fındığa ve hazineye yanlış yapıyorlar derim. En hafif tabirle onu söyleyeyim ya.
Anladım. Yanlış yapılıyor. Fındıkla ilgili bu yöntem doğru bir yöntem değil. Bunu her platforma konuşmaya hazırım. Kaldırık sanayicilerin olduğu bütün ortamlarda da bu sözleri söylüyorum. Çok da karşılık bulamıyoruz ya. Şimdi çok da bir dakikalık bir süremiz kalmış. Kısaca alayım. Sayın Tarım Bakanı yeni göreve geldi. Sektörlerle bir araya geliyor. Evet. Önümüzdeki dönemde bekliyor musunuz böyle bir fındık sektörüyle ilgili bir toplantı? Ya da yapıldı mı bugüne kadar? Ya aslında ya bizim özellikle psikolojik olarak Sayın Bakan'a bir randevu talebimiz var. Daha bir cevap gelmedi. Hı. Sanıyorum yani yoğun Sayın Bakan. En yakın zamana gelecektir. Ama 27 Şubat'ta Trabzon'da tüm Karadeniz'deki işte ilgili işgal konularla ilgili bilimleri çağırıyorlar. Bize davetliyiz oraya. Sanırım 27 Şubat'ta öyle bir toplantı olacak. En azından buradan da Sayın Bakan'a duyurmuş olalım. Evet Sayın Bakan, randevusilik bekliyoruz ya. Tamam, çok teşekkür ederim. Sağ olun, katıldığınız için. Sağ olun. Efendim fındık sektörünü süremiz el verdiğince konuşmaya çalıştık. Üretici dertli. Tabii ki üreticinin para kazanmasını istiyoruz. Tabii ki ihracatçı da makul değerlerde ihracatını yapsın, döviz girdisi olsun ama herkes kazansın. Derdimiz bağcı değil, dövmek değil, üzüm yemek. O yüzden böyle gündeme getiriyoruz fındık konusunu. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.